İnsanlar övgüye muhtaç mıdır? Güzel yüzüm, tabii övgü sevgiyi getirir. Sevgi ve övgü iç içedir. Allah övülmeyi ister. Allah'ın yarattıkları da övülmekten zevk alır. Çünkü övülme demek Allah'ın sanatını anlatmış oluyorsun. Mesela bir kadının güzelliğini anlattığında Allah'ın sanatını anlatıyorsun, Allah'ı övüyorsun. Mesela ben çok güzel genç kızlar, çok yakışıklı, güzel delikanlılar oluyor. Onları övüyorum. Allah'ın sanatını övmüş oluyorum. Çünkü Allah çok güzel yaratmış. Ve ahir zamanda tam bak Mehdiyet devrinde Cemal ismiyle tecelli ediyor. Hepsini nurlu yaratmış. Bu çok sevindirici bir şey. Ve bayağı akıllılar, tutarlılar, sevgi dolular, merhametliler, makuller. Herkesin iyi olmasını istiyorlar, sevginin yayılmasını istiyorlar. İslam'ın modern anlayışta, Kur'an Müslümanlığı tarzında dünyaya hakim olmasını istiyorlar. Mehdiyeti istiyorlar. Bunlar büyük nimet. Tabii ki överiz. Tabii ki övülmeleri güzel olur. Övgüye layıklar çünkü. Evet.